İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimiz programından herkese merhabalar. Ben Pınar Uyan Semerci. Bugün çok kıymetli iki hocamla, iki meslektaşımla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden arkadaşlarımla beraberim. Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kübra Doğan Yenisey bizimle beraber ve daha önce de aslında konuğumuz olan Nurhan Hoca, Nurhan Yentürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Müdürlüğünü yapan Nurhan Hocamız da bizimle beraber. Geçen yıl hatırlarsanız izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz takip etmişse gönüllülük araştırması yapmıştık. 2019'un sonunda bu araştırmanın bulgularını sizlerle paylaşmıştık. Hatta bir program yetmemişti. İkinci programda da özellikle gençlerin katılımı üzerinden bu konuyu tartışmaya çalışmıştık. Biz bu sene 5 Aralık'ta bir kitap olarak, bir derleme olarak bunu yayınladık. Ve şu anda da sizlerle beraber bugün genel olarak hukuk üzerinden, daha ziyade hukuksal boyutu üzerinden gönüllülüğün tartışmayı açmak istiyoruz. Ama öncelikle 5 Aralık'ta bu açık kaynak olarak sizlere sunduğumuz kitap ve web sayfası konusunda sözü Nurhan Hoca'ya bırakmak istiyorum. Hocam hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok teşekkürler. Araştırmaya başladığımız zaman bir konferans yapmıştık. Araştırma sonuçlarımızın ilk bulgularını sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmak üzere ve onların görüşlerini almak üzere. Bunu birkaç kez Medyascope'da yayınladık. Daha sonra bu sonuçları akademik çeşitli perspektiflerden tartışan bir kitap haline getirdik. Biraz önce görselini gördüğünüz kitabı da bir sonraki, yani şimdi geçmiş olduğumuz Aralık'ta bir sonraki sene, araştırmanın bir sonraki senesi de yayınladık. Açık kaynak olarak yayınladık. Bu önemli. Bunu özel olarak vurguluyoruz. Herkes birazdan göstereceğimiz web sitesinden bunu indirebilir. Daha önce söylediğimi tahmin ediyorum. Araştırmanın ve çalışmanın tüm maliyeti İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapıldı. Böyle bir desteğimiz var. Kendilerine teşekkür ederiz. Dönemin rektörü Kübra Hocama da ayrıca teşekkür ederiz. Üç merkezde görev alan öğretim görevlilerinin ortak bir ürünü, bir çalışma grubumuz var dolayısıyla. Bunu internet sitemize girdiğinde, arkadaşlarımız bunu gösterdiğinde internet sitemizden bunu da izleyebileceğiz. Bu internet sitesinde hakkımızda da ekibi görebilirsiniz ama esas olarak size göstermek istediğimiz bu kitap buradan açık kaynak olarak ulaşılabilen bir kaynak. Kitapta bütün araştırma bulgularımızın dışında çok önemli iki gruba yönelik, gençlere ve çocuklara yönelik nasıl gönüllülük olur, nasıl olmalı tartışması yer alıyor. Ondan sonra da iki tane daha çok gönüllü mevzuatıyla ilgili, Türkiye'de çok gündeme gelmiş olan gönüllü mevzuatıyla ilgili iki makale yer alıyor. Birini benim yazdığım, birini de Kübra Hocam'ın yazdığı ve etik konusunda önemli bir tartışmayı yine şu an aslında sivil toplumun çok da fazla gündeminde olmayan bir tartışmayı Pınar Hocamız yine orada tartışmayı, etik konusu tartışmaya açıyor. Kanunları biz derledik, okuduk, inceledik ve bütün bunları da linklerini internet sitemizden gönüllülük kanunları altında verdik. Uluslararası kurumların bu konudaki yaptığı çalışmalar, öneriler, nasıl gönüllülük kanunu yapılması, sonra ülkelerin kanunlarını da ayrı ayrı yer aldık. Çok önemli bulduğumuz iki tane ülkenin kanununu da Türkçe'ye çevirip sivil toplum kuruluşlarının ulaşımını buradan açtık. Biraz en yukarıda gördüğünüz gibi uluslararası kuruluşların çok fazla bu konuda yayını var. Çok eski tarihlere gidiyor. Bunun nedeni aslında gerek Birleşmiş Milletler'in, gerek Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu'nun üye ülkelerine gönüllülüğü engelleyen, var olan yasalar içerisinde gönüllülüğü engelleyen mevzuatın, yasaların bulunup, tespit edilip temizlenmesi yönündeki önerilerini hep içeriyor buradaki bu uluslararası kuruluşların linklerine gittiğinizde orada göreceğiniz dokümanlar. Bir kısmı da bu temizleme işinin yapılması sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini uzun uzun anlatıyor. Bunların hepsine buradan ulaşabiliriz. Bu tabii bu öneriler doğrultusunda, üye ülkelere yapılan bu öneriler doğrultusunda birçok ülke bunu gerçekleştirmiş durumda. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri daha çok merkezi bir yapıdan geldiği ve bu tür sivil alanın, sivil
ortamın çok gelişmiş olmadığı ülkeler olduğu için burada çok ciddi bir mesai harcanarak bunların yapılması gerekti ve aşağı yukarı hepsi de bu kanunları çıkarttılar. Çok hızlı çıkartanlar oldu, dönüp düzeltmek zorunda kaldılar. Sivil toplum kuruluşlarıyla çok fazla müzakere etmeden yapanlar oldu, aksaklıklar oldu, değiştirmek zorunda kaldılar. Fazla regülasyon, fazla kontrol, fazla bildirim hep birazcık ters tepti ve şu an aslında birçok ülkenin uzunca bir süreçten sonra oluşmuş gönüllülük kanunlarının hazır olabileceği bir iyi noktadayız. Fakat bizim önümüzde yapmamız gereken çok şey var. Ancak burada bunu yaparken de yine bütün bu ülkelerin deneyimlerini de dikkate almamız gerekiyor. Çünkü bizim de sivil toplumda müzakere olsun, sivil toplum dendiğinde daha çok piyasanın önemli aktörlerinin ya da kitle örgütlerinin dikkate alınması, akla gelmesi olsun bir risk taşıyor. Aşırı bir düzenleme riski, her şeye bulaşma kanunda her şeyi söyleme riskini taşıyor. Bu uluslararası kuruluşlar tarafından çok dikkat çekilen bir konu. Bunu da birazdan tekrar değinebiliriz. Ben özellikle bu mevzuat konusuna girmeden bir tek konuya değinmek istiyorum. Yine eğer web sitemize geri dönersek çok güncel olması açısından söylüyorum. Yükseköğrenim Kurumu üniversitelere geçen sene Nisan ayında bir yazı yolladı ve şurada gördüğünüz dersler kısmına girersek eğer gönüllülük derslerinin, bir gönüllülük dersinin üniversitelerde konulmasını istedi. Bütün öğrencilerin, farklı farklı alanlardan bütün öğrencilerin alabileceği gibi. Biz böyle bir dersi benzer şekilde, yani başka isimler altında sivil proje yazma, sosyal sorumluluk projesi yazma gibi derslerimiz vardı. Çocukları sosyal sorumluluk projelerine gençleri yönlendirdiğimiz. Bunu birazcık modifiye ettik ve gönüllülük çalışmaları dersi oluşturduk. Bunun silabısına girersek görebileceğiniz gibi burada da araştırmayı yapan arkadaşlarımızın çok önemli bir kısmının katkıda bulunduğu bir ders. Bu başında böyle bir 4-5 hafta teorik tartışma yapıyoruz. Ondan sonra daha gençlik çalışması deneyimi olan genç bir arkadaşımızla öğrencilerimizi sivil toplum kuruluşlarında şu sırada daha çok dijital gönüllülük olmak üzere yönlendirmeye çalışıyoruz. YÖK daha sonra 2 hafta önce bütün üniversiteleri sordu bu dersleri de ne yapıyorsunuz diye. Kaç üniversitenin yapmış olduğunu saptamak istiyoruz diye belirttiler. Bu bilgiyi elde edeceğiz ama bizim daha önce yaptığımız Ulusal Gönüllülük Konseyi'nin toplantılarında da az sayıda üniversitenin buna niyetlendiğini, yapabildiğini gördük. O nedenle bu dersin silabısını açtığımız gibi bir dahaki sömestrden önce yaptığımız bu teorik tartışmaların videolarını da bu siteden yayınlayacağız. Dolayısıyla yararlanmak isteyen hocalarımız buradan girip bu dersi, bunları kullanabilirler. Bizim dersimiz İngilizce. Onun için bu tartışmaları da İngilizce olarak yapıyoruz ama paralel olarak Türkçe videolar da oluşturup bu siteye koymak istiyoruz. Bizi izleyen çeşitli üniversitelerden akademisyenler varsa hem bu siteden yararlanabilirler hem de kendi yaptıklarını bize bildirirlerse biz de onların yaptıklarından severek yararlanma şansına sahip olabiliriz. Şimdi yine araştırmamıza, yayınımıza geri dönelim. Çok teşekkürler hocam. Aslında buradaki derdimiz belki hani İstanbul Hepimizin girişimi de tamamen gönüllülerle yürüyen bir girişim ve çoğu zaman izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de hem STK'larda aktif olarak yer alan kişiler ya da gönüllüler. O yüzden belki birazcık bu hani iş hukuku bağlamında ya da gönüllü mü, işçi mi, buradaki farklar bağlamında Kübra Hoca'ya soru yöneltebilirim. 2017'de kendisinin Mahmut Kavalcı ile beraber yazdığı zaten böyle bir kitap var. Hani böyle bir ihtiyaç nereden çıktı hocam? Öncelikle belki biraz bunu hani konuya daha mesafeli, yani kendisi gönüllü ama hiçbir zaman bunun hukuksal boyutunu düşünmemiş kişiler için ve de bazen sivil toplum alanındaki başka arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda bu tarafını hiç düşünmemiştim dediği noktalar oluyor. Biraz buradan başlayabilir miyiz konuşmaya? Çok teşekkür ederim hocam. Biz bahsettiğiniz gibi 2017 yılında aslında Nurhan hocam beni de bu konuyla tanıştırdı. Gönüllülük tüm dünyada hukukçuların son dönem, yani son 20 yıllık dönem içinde daha yoğun biçimde çalışmaya başladıkları bir alan ve ülkemizde de aslında hukukçular bu konu üzerinde çok fazla düşünüp tartışmış değillerdir.
Nurhan Hocam konuyu size getirdiğinde bir iş hukukçusu olarak ben de önce tereddüt ettim. Fakat sonra da işin içine girince ne kadar konunun önemli olduğunu gördük. Sorun neydi? Sorun daha ziyade o dönemde sosyal güvenlik anlamında gönüllü olan bir takım kişilerin sosyal güvenlik kurumu tarafından sigortalı olmaları gerektiğine dair yapılan işlemlerden kaynaklanıyordu. Acaba bir sivil toplum örgütünde sabahtan akşama kadar gönüllü biçimde faaliyetlerini sürdüren bir kişi sigortalı olmalı mıdır? Acaba burada kayıt dışı işçilikten mi bahsediyoruz? Bu anlamda bir takım sorunlarla karşı karşıya geldik. 2016'da şunu hemen ifade etmek isterim. Kurum bir genelge ile derneklerde gönüllü çalışanların gönüllülük esasına göre çalışıyorlarsa işte dernek yönetim kurulu, denetim kurulu gibi üyelerinin yani dernek üyelerinin yapmış oldukları işler nedeniyle ücret almaları bunların sigortalı sayılmalarını gerektirmez diye uygulamayı bir parça rahatlattı diyebilirim ama sorunun varlığını gördük ve sorun ortada. Neden böyle bir sorun var? Çünkü gönüllüyle işçinin çalışma biçimi birbirine çok benziyor. Yani emeğin sunuluş biçiminde çok büyük bir benzerlik var ve bu iki tip emek sunuş biçiminden hangisi işçi, hangisi gönüllü noktasında da hukukun karşı karşıya olduğu bir takım problemler var. Şunu ifade etmem gerekir ki bu sadece bizim ülkemize özgü değil. İşte Avrupa'da da yani Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da yani gönüllülük olan pek çok ülkede acaba gönüllü mü yoksa işçi mi sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü unutmamak gerekir ki bir sivil toplum kurumu, dernek ya da vakıf diyeyim hem gönüllü çalıştırabilir hem de aynı zamanda işçi de istihdam edebilir. İki grup çalışmada yan yana aslında varlığını sürdürüyor. Şimdi nasıl ayıracağız ya da neden böyle bir sorun var? Ben işçiden hareket edeyim müsaade ederseniz. Şimdi bizim hukukumuzda ve aslında kıta Avrupa'sı ve Amerika çok benzerdir kriterler, kullanılan ölçütler. Kişinin işçi olması için bir iş görme unsuruna ihtiyacımız vardır. Yani ekonomik değeri olan herhangi bir faaliyet iş görme borcunun konusunu oluşturabilir derim. Bu anlamda gönüllünün yapmış olduğu faaliyetlerle işçinin yapmış olduğu faaliyetler arasında bir fark yok. İkinci hukukun aradığı unsur ücret unsurudur. Bu noktaya tekrar gireceğim ama işçi ücret karşılığı iş gören kişidir. Gönüllünün bir ücret beklentisi yoktur. Ama üçüncü unsurum benim ayırt edici unsur olarak hukukta nitelendirdiğimiz mesele bağımlılıktır. Yani işçi İşverenin emir ve talimatları doğrultusunda iş gören kimsidir. İşverenin iş organizasyonunda iş görme borcunu yerine getirir. Gönüllüye baktığımızda gönüllü de belki işçi kadar yoğun olmasa dahi birlikte çalıştığı sivil toplum örgütünün aslına bakarsanız organizasyonel yapısı içerisinde ve onun tarafından talimat demek belki biraz sert geliyor ama hani onun tarafından gelen yönlendirmeler ışığında aslında faaliyetini yürütmek durumunda. Özellikle sivil toplum örgütlerindeki gönüllülüğün bir parça böyle yapısal bir meselesi var. Şimdi böyle baktığımız zaman aslına bakarsanız temel sorun nerede karşımıza çıkıyor? İşçi ücret karşılığı çalışıyor, gönüllü ücret karşılığı çalışmıyor. Tamam, bağımlılık işçide gönüllüye göre daha ağır ama hani gene de şey yapmak o kadar buradaki yoğunluğu ölçmek o kadar kolay değil. Sorun bizim gibi kayıt dışının çok yüksek olduğu ülkelerde aslına bakarsanız işçi de çalışmaya başladığında kendisiyle bir sözleşme yapılmadığını zannediyor. Her zaman bir sözleşme vardır ama yazılı bir sözleşme yapılmaz. Bu hukuken önemli değildir ama insanlar bunu önemli olarak addederler. İkincisi sigortası da yapılmaz. Aslında bakarsanız işçi de faaliyete başlamakla sigortalı sayılır. Ama bu hukuki tarafıdır. Dolayısıyla biz hukukta deriz ki ücretin bulunmaması başka bir şeydir. Ücretin kararlaştırılmaması başka bir şeydir.
Örneğin bugün işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde siz bir yerde işe girebilirsiniz. Ücretinizi soramayabilirsiniz. İşverenle ücret pazarlığı yapmayabilirsiniz. İş bulmaktan çok mutludur. Kişi girmiştir. Ücretini sorarsınız. Ay sonunda göreceğim, bilemiyorum, soramadım der. Kanunda hüküm vardır. Eğer taraflar ücreti konuşmamış, kararlaştırmamışsa ücret asgari ücretten az olamaz. Ne olabilir? Asgari ücrettir demiyor ama o işçinin şeyine göre raiç ücrettir. Yaptığı işin niteliği, uzmanlığına bakılarak raiç ücret olarak ücret belirlenir der. Şimdi bu tabloyla gönüllüye dönüyorum. Gönüllü hiç ücret beklemeksizin tüm mesaisini, tüm emeğini bir sivil toplum örgütüne sunmuşsa ve sonradan da dönüp aslında ben işçiydim derse birden meseleyi son derece komplike bir hale geliyor. Mesele yargının önüne intikal ettiğinde kayıt dışı çalıştırılmış kişiyle gönüllünün görüntüsü çok birbirine benziyor. Ve bu nedenle de bu ikisi arasında böyle bir acaba bu iki tip çalışmayı, faaliyet biçimini diyeyim birbirinden nasıl ayırt edeceğiz sorusu sıklıkla bizleri biz hukukçuları meşgul ediyor. Hani şunu söylemek gerekir, burada tabii pek çok daha fazla hukuki şeylere boğmak istemem dinleyicileri ama burada yargı tüm o sosyolojiyi değerlendirerek yani kişinin yaşı, başka bir gelirinin olup olmaması, çalışma süresinin ne kadarını bu işe tahsis ediyor, etmiyor, gönüllü çalıştığı kurum içerisinde yapmış olduğu faaliyet, almış olduğu sorumluluklar gibi pek çok unsuru dikkate alarak burada gerçek anlamda bir gönüllülük mü var yoksa ücret karşılığı bir işçi ile karşı karşıya mıyız, bunu değerlendirecektir. Burada çok önemli tabii Türkiye'deki bu kayıt dışılığın boyutları gerçekten çok fazla olduğu için bizim de farklı şekillerden bu programda hem de başka alanlarda konuştuğumuz üzere hani bu kayıt dışılığı akılda bir tutmak gerekiyor. Ama bir de tabii işin gönüllünün gönüllülük yaparken başına gelebilecek riskler açısından bir boyutu da var. Belki bir de onu baştan söyleyebiliriz. Bizim araştırmada ilginç bulgulardan biri hani profesyonel görüştüğümüz kişiler sivil toplum alanındakiler hani profesyonelden gönüllü çalışması yani mesai saatleri vesaire gibi hiçbir tarafa dikkat etmeden çok verici bir biçimde çalışmasını gönüllüden de aslında bir profesyonelmiş gibi çalışmasını bekliyorlar gibi hani bizim sevdiğimiz bir alıntı vardı. Aslında bazı kurumlarda benzer risklerle çalışıyorlar yani profesyonelle gönüllünün aldığı sahada karşılaştığı sorunlar çok benzer. Bir de tabii bu açıdan hem kurumu hem de gönüllüyü koruyacak bir çerçeve galiba hukukun çok önemli bir noktası. Evet, tam da söylediğiniz gibi aslında biz de yapmış olduğumuz saha araştırma ya da araştırma toplantılarında bunu gördük. Sivil toplum örgütleri gönüllülerden tam bir profesyonel gibi çalışmalarını bekliyor. Oysa dediğim gibi o profesyonelliği arttırdıkları ölçüde gönüllüyü işçiye doğru aslında itmiş oluyorlar. Şimdi bizim uygulamamızda dünyada da böyle iki farklı model var. Ya taraflar arasında hiç adı konmamış işte derneğin üyesi sıfatıyla ya tamamen gönüllü katılım çerçevesinde burada olduğu gibi gönüllülük yürütülebiliyor. Yahut oldukça hani %20'lere yakın 18'lerde sanıyorum çıktı bir gönüllülük sözleşmesi de uygulamada taraflar yapabiliyorlar Türkiye uygulamasında. Gönüllülük sözleşmesinde bir parça gönüllünün çalışma faaliyetlerini bir kural altına alma kaygısını görüyoruz. Ben hani bunu şey yapabilirim. Gönüllülük sözleşmesi bazı durumlarda işçiden ayırt edilmesini kolaylaştırmak amacıyla da uygulamada kullanılıyor diye düşünüyoruz tabii. Hemen şunu söyleyeyim. Bir sözleşme yapmış olmanız kişiyi gerçekten işçi gibi çalıştırıyorsanız hani gönüllü sayılmasına, işçi sayılmasına engel olmaz. Hakim tarafların hukuki nitelendirmesiyle bağlı değildir ama hani uygulamada bunu görüyoruz. Şimdi şunu söylemek lazım. Tabii bir sözleşme varsa taraflar arasında Türkiye'de yaygın biçimde dediğim gibi hani 5'te 1'de uygulanıyor gözüküyor. Bu sözleşmenin hukuki niteliği nedir? Tartışılır. Sözleşmenin hükümlerine bakmak gerekir. Hani genel olarak ama burada ya
bizim kanunumuzun vekalet sözleşmesi hükümleri uygulanabilir. Sui generis deriz biz, hukukçular karma sözleşme diyebiliriz ama her durumda vekalet sözleşmesi hükümleri kıyasen uygulama alanı bulacaktır burada. Ve gönüllünün başına gönüllülük yaparken bir iş gelirse, burada gönüllü zarara uğrarsa, gönüllü faaliyetin infası sırasında burada kusuru varsa sivil toplum kurulundan bunun zararının giderilmesini isteyebilir. Sivil toplum kurumu kusuru bulunmadığını ispat ederse sorumluluktan kurtulur. Böyle bir sözleşme yoksa da aslına bakarsanız gönüllünün faaliyetlerinde, çünkü sivil toplum örgütü bu faaliyeti organize eden yapı olduğu için gönüllünün bu organizasyon sırasında sağlığını, vücut bütünlüğünü korumakla yükümlü, başına bir iş gelirse kanunun diğer haksız fiil hükümleri olabilir. Olayın özelliğine göre örneğin sivil toplum örgütü araç temin etmiştir, araç sahibinin sorumluluğu olabilir. Çeşitli sorumluluk biçimleri gündeme gelebilecektir. Ama tabii mutluluk verici biçimde bu tip kazalar neyse ki çok yaşanmadığı için ya da daha ziyade gönüllüler sahada değil, ofislerde çalışmaya başladıkları zaman ofisteki risk zaten çok daha düşük olduğu için mutluluk verici biçimde çok fazla bu konuda uygulama örneğimiz yok. Bir iki vaka var ama görebildiğimiz çok fazla değil. Ama bir yasa çalışması yapılacaksa, hani bu sözleşme nedir, ne değildir ve gönüllülerin faaliyetlerini yürütürken uğradıkları risklere karşı güvence altına alınması konusunun ciddi biçimde düşünülmesi gerekecektir. Burada birazcık tabii algı da önemli. Hani Türkiye'de genel olarak risklere o kadar çok maruz kalıyoruz ki, çünkü gene gönüllüler bunu çok bizim araştırmada söylemişlerdi. Hani şöyle bir olay anlatıyor ama yani o kadar da önemli değil diyor. Risk algımız da tabii biraz yüksek bir eşikte olduğu için bunun da etkisi var. Nurhan Hocam, size döneyim. Yani birçok ülkedeki yasaya bakarak bir karşılaştırma çalışması yaptınız. Metni de zaten derlemenin içinde var. Hani ne görüyorsunuz bu alanda, hani farklı yasalar arasındaki, çünkü burada da böyle bir kanun hazırlığı şeyi var. Gene Kübra Hocam onu soracağım ama diğerleriyle baktığınızda gördüğünüz genel önemli altını çizmek istediğiniz noktalar nelerdir? Valla ilk önce söylememiz gereken aşırı bir düzenlemeye gidilmemesi, minimum tutulması, bazı konuların mümkün olduğu kadar sivil toplum kuruluşuyla gönüllü arasında çözülmesinin beklenmesi. Ama minimum hak ve özgürlüklerden, hak ve sorumluluklardan bahsedilmesi, sivil toplum kuruluşunun ne tür sorumlu hakları var, ne tür sorumlulukları var gibi başlıklar, bir gönüllü tanımının olması. Burada en çok dikkat edeceğimiz şey, bu böyle bir kanunun işte Türkiye'de ya da bütün dünyada aslında var olan daha bireysel gönüllülük, kendiliğinden ortaya çıkan gönüllülük, imece gibi şeyleri kapsamaması gerektiği, daha çok düzel kişiliği olan alanlardaki sivil toplum kuruluşları ya da dernek ya da vakıflardaki gönüllülüğü kapsaması gerektiği. Bütün bunları kapsamaya kalktığımız zaman, Kübra Hoca'nın da hep vurguladığı gibi, zaten son derece heterojen olan bir yapıyı içinden çıkılmaz bir şekilde kontrol etme amacı ortaya çıkar ki bununla baş etmek mümkün değil. Bunu da zaten söyleyen kimse yok gibi, aşağı yukarı hiçbir taraf bunu bu şekilde dile getirmiyor. Biz özellikle vurgu yaparken ve bir mevzuat oluşturulurken hiçbir sübjektif değerlendirmeye gerek kalmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini, yani eğer sadece dernek ve vakıflarsa tüzel kişiliği olması yeterli. Zaten dernekler ve vakıflar çeşitli merkezi yönetim kurumları tarafından denetleniyor. Onun dışında bu kanunda kimler gönüllü çalıştırabildi, şu 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 işleri yapan STK dernekler, yardım yapan dernekler gibi böyle bir değerlendirmesi sübjektif olabilecek şeyleri getirirsek eğer, burada işte temaya bağlı olarak, çalışma alanına bağlı olarak vesaire bir ayrımcılık olur sivil toplum kuruluşları arasında. Bu işi yürütemez hale gelebilir. Bildirim yapma zorunluluğu örneğin bizim incelediğimiz ülkeler içinde bir tek Macaristan'da var. Yani ben bir ay sonra şu işim için şu gönüllüyü kullanacağım, gönüllünün ismi bu, soyadı bu vesaire gibi bilgileri yollama zorunluluğu. Bu çok ters tepecek ve gönüllülüğü teşvik değil.
daraltacak bir uygulama olur. Buna çok dikkat çekiyoruz. Onun dışında aslında Kübra Hoca'nın da katkılarıyla ne söyleyeceksek eğer var olan kanunlara atıflar yaparak söylemeyi tercih ediyoruz. Yani kanunun kendisini risk için, risk nedir? Sivil toplum kuruluşunda sivil toplum kuruluşu yöneticisinin gönüllüyü sigortalaması kazaya karşı, kaza sigortası yapması konusunda ayrı bir mevzuat oluşturmak çok zorlayıcı bir şey olacaktır. Onun yerine örneğin dedik ki Türkiye'de iş kanunuydu değil mi? Burada yer alan en tehlikeli işler var. Bunlara da baktık. Bunların içerisinde gerçekten sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları bazı işler var. Örneğin okul boyamaya giden gençlerimiz olduğunu biliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları olduğunu biliyoruz. Denizli bir fotoğrafçı, hayvan bakımı vesaire gibi şeyler oldu. Eğer bunlara giriyorsa en var olan şeydeki iş kanunundaki en tehlikeli işlerin kapsamına giriyorsa bunları sigortalamak zorunda. Ondan sonrasında ondan daha az riskli olan bir sürü işler var. Bunları da sivil toplum kuruluşuyla gönüllü kendisi isterse birlikte anlaşırlarsa bir kaza sigortası yapılması mümkün olmalı. Sadece onunla kısıtlı olmamalı. Zorunluluk oradan başlamalı diyoruz. Çünkü şu an bu tür kaza sigortasını kamu böyle bir olanak sunmuyor. Özel sektörden, özel sigorta kurumlarından ferdi kaza sigortası alarak gönüllülerini sigortalayan kurumlar var. Bunlar örneğin eğitim yapanlar, bazı sergiler yapanlar. Hiç de aslında en yüksek, en tehlikeli risk grubunda olmayan ama yine de yapan kurumlar olduğunu görüyoruz. Yaptığımız araştırmada da gördüğümüz sivil toplum kuruluşu gönüllüyü kendi ofisinin, mekanının, binasının dışına çıkarmaya başladıkça, şehirler arası faaliyete, alana göndermeye başladıkça gündemine gelmiş bu kaza sigortası. Kimisi yol bulamamış, kimisi ferdi kaza sigortası yapmış, kimisi sadece seyahat sigortası yapmış. Bir yol arayışı olduğunu görüyoruz. Özellikle şehir dışına ve alana gitmeye başladıkça gönüllüler. Tabii ki kamunun böyle bir düzenleme yapıp da sigorta konusunu tamamen bir ferdi kaza sigortasına atması, diyeyim, topu onlara atması beklenir bir şey değil. Ne yazık ki şimdi örneğin gönüllü itfaiyecilik gibi, gönüllü arama kurtarma ekipleri gibi aslında kamuyla iç içe çalışan birçok gönüllünün ferdi kaza sigortasını ilgili kurumlar özel şirketlerden yapıyorlar. Biz şimdi bunu katılımcılardan da inceledik. Bu böyle günlüğü 8 liraya falan geliyor. Bir kişinin bir günlük sigortalanması. Tabii ki bu çok düşük değil, çok yüksek değil ama düşük de değil. Özellikle çok fazla gönüllü çalıştıran sivil toplum kuruluşlarında. O nedenle bizim incelememizde yine var olan bir kaza sigortası uygulaması dikkatimizi çekti. Bunu da araştırmamızda bütün gönüllü yöneticilerine sorduk. Oldukça olumlu cevaplar aldık. Bu Türkiye'de biliyorsunuz bir gündelikçi çalıştırma ve apartman görevlisi çalıştırma durumunda eğer 10 günden aşağıda az çalışıyorlarsa bu kişilerin günlük sigorta yapılması ki bugünkü değeri 2 liradır bir günde 2 liraya biz evimize gündelikçi olarak gelen kişileri ya da apartman görevlilerini sigortalayabiliyoruz. Gayet de kolay bir arayüzle yapılıyor bu. Kişi kendisini oraya SGK'ya gündelikçi çalıştıracağına yönelik kayıt ettikten sonra bir cep telefonuyla gündelikçinin geldiği gün bir SMS atıyor ve gündelikçinin vatandaşlık numarasını atıyor. SMS'ten doğrudan 2 lira telefondan kesiliyor ve o kişi uğradığı herhangi bir kaza olursa o gün sigortalı oluyor. Dolayısıyla böyle bir 3 gün çok önemli bir sergi faaliyeti. Çocukların, gençlerin kafasına o düşebilir, bu düşebilir, gönüllü bir şey. Burada mesela hemen diyelim ki 50 gönüllünüz olacak, 3 gün çalışacaksınız, bunu sigortalamaz gibi bir şeyin kamu tarafından gönüllülük içinde sivil toplum kuruluşlarına bir hizmet olarak verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir yandan mevzuatı çıkarıp bir yandan alanı sadece özel sigorta şirketlerine bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama isteyen
de bu en tehlikeli işleri yapmıyorsa ille kamuyu değil daha pahalı olup da şeyi tercih eden, özeli tercih eden, ferdi kaza sigortasını tercih eden olabilir. Bunu beyan eden sivil toplum örgütleri oldu. Bildirim yapmak istemiyoruz. Biz ismini bildireceğimize gönüllünün daha yüksek bir maliyete katlanırız diyenler de oluyor sivil toplum örgütü. Dolayısıyla zorunluluk olmamalı, çeşitli alternatifler sunulmalı. Zorunluluk en tehlikeli işlerde sigorta açısından söylüyorum. Burada çok dikkatlerden kaçan bir şey var. Gönüllünün zaten SGK'sı var. Baktığınızda gerçekten gönüllülerde emekliler var, öğrencilerimiz aileden var. Böyle %10 gibi biz 1100 tane yanlış hatırlamıyorsam gönüllüyle görüştüğümüzde %10 gibi SGK'sız. Ve sivil toplum örgütleri aslında bu SGK nedeniyle bu arkadaşların başlarına bir şey gelirse bunun halledilebileceğini söylüyorlar. Evet bir oranda hallediliyor ama halledilemeyeceği durumlar olduğunu da söylemek lazım. Belki çok da vaktimiz kalmadı. Orada bir Kübra Hoca'ya hukukçu olarak... Çok teşekkürler hocam. Yani gerçekten evet, çok biz bu konuyu pardon, çok hızlı geçti süremiz. Özellikle bu kanunun hazırlanma aşamasında hani mutlaka atlanmaması gerekir temel noktalar olarak ekleyeceğiniz var mı Kübra hocam? Yani Nurhan Hoca zaten belli bazı şeylerin altını çizdi. Özellikle alandaki çeşitliliğin ve farklılıkları koruyacak bir biçimde uygulanması konusunda ama hani sizin de eklemek isteyeceğiniz varsa onları da alalım. Son 2-3 dakikamız çünkü. Peki. Ben de bu noktanın altını çizmek istiyorum. Gönüllülük çok heterojen bir alan. Alandaki çeşitliliği ve alanın farklı gönüllülük biçimlerinin farklı gönüllü ihtiyaçları var. Dolayısıyla yapılacak bir yasa hazırlığında mutlaka sivil toplum örgütleriyle temasta olunması ve ihtiyaçların tespit edilmesi ve belli bir sektör, belli bir grup dikkate alınarak herkese yönelik kural getirilmekten bence kaçınılması, Nurhan Hocam'la aynı kanaldayız burada, çok önemli. Yani gönüllünün menfaatlerinin korunmasıyla gönüllülüğün korunması arasında hassas bir denge olacak önümüzde. Bu ikisi arasındaki hassas dengenin hani hassas bir teraziyle kurulması gerekiyor. Gönüllünün korunmasına ilişkin getirilecek olan çalışmalarımızda yani bir gönüllülük statüsü yaratılması, isteyenlerin gönüllülük sözleşmesi yapması, yani bir gönüllülük sözleşmesi yasayla düzenlenebilir ama herkes gönüllülük sözleşmesi yapmak zorunda olmamalı. Çünkü bu tip hukuki yükümlülükler gönüllüyü de caydırıcı etki yaratacaktır. Bunu unutmamak lazım. Gene Nurhan Hocam üzerinde durduk. Ben de tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü biz bu konuya çok önem verdik ve bizce en büyük şeylerden birisi. Bir gönüllüler çok uzun süreler çalıştırılabiliyor. Gerekli hiç yani çalışma koşullarında işçiden daha zorlayıcı çalışma koşullarıyla birlikte çalıştırılabiliyor. Burada çalışmanın düzenlenmesi anlamında gece çalışmaları, ara dinlenmeleri gibi konularda ki sorunların dikkate alınması gerekir. Diğer bir temel nokta da özellikle bu kazalara karşı koruması, sosyal güvencesizlikleri. Nurhan Hocam söyledi, ben tekrar altını çizmek istiyorum. Şimdi gönüllü dediğimiz, özellikle genç gönüllülüğünde bu sorun çok daha bariz biçimde çıkıyor. Gönüllü faaliyet sırasında kişinin başına bir şey geldiğinde sağlık yardımlarını genel sağlık sigortasından alıyor bu kişiler. Genel sağlık sigortası da ya kendinin ya aileden oluyor. Şöyle bir sorun var ama. İtfaiye, arama, kurtarma bunlar çok riskli faaliyetler. Böyle bir faaliyette kişinin başına bir kaza geldi ve mağduriyet durumu var. Kalıcı engellilik halleri de olabilir. Çünkü hani riski görmek lazım. Şimdi bizim mağduriyet sigortası sistemimizde %60'dan fazla çalışma gücü kaybınız olacak. Asgari 10 yıldan beri sigortalı olacaksınız. 1800 gün mağlulluk, yaşlılık, ölüm sigortası primi ödeyeceksiniz ki sistem size mağlulluk hali bağlasın. Yoksa bu insanlar hayatlarını sosyal güvenlik sistemi dışında yani bir iş bulmak zorundalar. Yani gerçekten burada hayatlarını idamede çok büyük bir güçlükle karşılaşacaklar. Ve yapılan faaliyet aslında son derece önemli. Biz bu yüzden
çok riskli faaliyetlerdi ki Nurhan Hocam'ın dediği gibi böyle yeni bir mevzuat falan çıkarmayalım. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nda tehlikeli işler, çok tehlikeli işler belirtilmiştir. Böyle bu tip çok tehlikeli faaliyetlerde mutlaka iş kazası meslek hastalığı sigortası yapma zorunluluğunun getirilmesi ve bu sayede bu kişilere bir güvence sağlanması. Burada özellikle ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik hükümde, Sosyal Güvenlik Kanunu'ndaki hükümde bize bir örnek model oluşturabilir. Ben de Nurhan Hocam'la aynı fikirdeyim. Bu konuyu çok tartıştık. Yepyeni hükümler, yepyeni kurumlar tabii ki yaratılabilir, tartışılabilir ama bildiğimiz mevzuatımızda uygulanan kurumların alışık olduğu hükümlerle biraz daha sorunları çözmeye çalışırsak daha rahat ve hızlı biçimde ilerleyebiliriz diye düşünüyoruz biz en azından Nurhan Hocam'la beraber. Çok teşekkürler. Gerçekten belki hani bugünkü tartışmamız hem gönüllüyü hem gönüllülüğü koruyan hem de sahada burada çok ağır risklerden bahsettik tabii itfaiye arama kurtarma vesaire gibi ama onun dışında gene kitabımızda derlememizde ele aldığımız çocuk alanı da dahil olmak üzere bazen ulaştığımız sahada çalışında başka tür riskler de olabiliyor. İkincil travmalar dediğim bir sürü süpervizyon desteği gibi yani çok farklı türde gönüllülükler ve çok farklı biçimlerde riskler söz konusu. Bu yüzden hem kurumları hem de gönüllüleri hem de onların ulaştıkları kişileri koruyabilecek bir yapıyı mümkün olduğu kadar çeşitliliği ve özgürlüğü de koruyacak şekilde kurmak gerekiyor. Çok ince bir denge bu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben herhalde bu konuyu tartışmaya ve düşünmeye devam edeceğiz diyorum. Kübra Hoca'ya da Nurhan Hoca'ya da bizle beraber oldukları için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar. Her şeyin başı sağlık. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.